Merhaba arkadaşlar. PostgreSQL serimizin 72. dersini gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde C# üzerinde bir view nasıl kullanılır bunu anlatmak istiyorum sizlere. Daha sonra fonksiyonlara ve prosedürlere geçeceğiz. Önce view ile başlamak istedim. Bizim PostgreSQL SQL serisini oluştururken kullandığımız sırayı bozmak istemedim. Şöyle yapacağım. Select fields from ürünler. İlk önce bir ürünleri görelim bakalım. Bakın ürünlerin bilgileri bu şekilde geldi. Ben bir de burada ürünün adını görmek istiyorum. Bunun için ne diyeceğim? Ürün ID'yi getir bana. Özür dilerim. Ürünün adını değil, kategorinin adını. Ürün ID, ürün ad, stok, sonra alış fiyat gelsin, satış fiyat gelsin, virgül, görsel de gelsin, ondan sonra virgül, bir de kategorinin adı lazım bize ama kategori ad ürünler formunda değil. Inner join, bunu birleştir. Neyle birleştirecek? Kategoriler tablosuyla. İndim alta, bir şart yazacağım burada. 10 ürünler tablomuzda yer alan kategori sütunu eşit olmalı. Neye? Kategoriler tablomuzda yer alan kategori ID'ye. İki tane i var. F5'e bastım. Bakın bu şekilde kategorinin ismine gelmiş oldu. İstediğimiz sorguyu, join sorgusunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi ben bunu bir view'e alacağım. Create view, bir tane view oluştur. İsmi ürün listesi olsun. Daha sonra as ifadesini ekledim ve F5'e bastım. View başarılı bir şekilde oluştu diyor. Şimdi view oluşmuş mu gerçekten? Biz view'lere nereden bakabiliriz? Hemen şuraya geldim. Sol tarafına tıkladım. Bakın ürün listesi burada. Ürün listesine ait columns kısmı da burada yer alıyor. Peki bunu burada gösterebilir miyiz? Hemen deneyelim beraber. Şöyle yapacağım. Buraya bir tane daha buton ekleyeceğim. Şu butonu kopyalım. Arama işlemini yapmadım bu arada. Onu da yapmamız gerekiyor aslında. Niye kopyalamıyor? Yapıştırdım. Bir saniye bir bakayım hemen. Şurada bizim bir butonumuz var. BTN ara. Sonra tamam, burada henüz yer almıyor. Bunu kopyaladım, geldim, yapıştırdım. Tamam, şimdi geldi. Bu butonumuzun ismi view olsun. Buradaki ismi de btn view olsun. Tamamdır. Şimdi view butonunu buraya getirdim. View butonuna çift tıkladım. Buraya komutlarımı yazmaya başlayacağım. Önce bağlantımı açıyorum. Bağlantı.open. İndim alt satıra. Sonra npgsql comment. Komut kaç olacak bu? Hemen bakalım. Komut 4 olacak. Komut 4 eşittir new mpg. SQL kayıt devam ediyor mu? Bir bakayım. Evet ediyor. Sonra çift tırnak içerisinde ne yapacağız? Buraya komutumuzu yazacağız. Komutumuz şu. Select yıldız from ismi neydi view'in? Ürün listesi. Ürün list. Doğru yazdık mı, hemen kontrol edelim. Ürün listesi doğru. Burayı da virgül bağlantı dedim. Daha sonra data adapter oluşturacağız bir tane. Data adapter mpg sql data adapter da eşittir new mpg sql data adapter parantez içerisinde komut 4'ü gönderdim. Sonra data table data eşittir new data table dedim. DA.field parantez içerisinde DT. Sonra ne yapıyorduk biz listeleme işlemini gerçekleştirirken? Şöyle data bir nokta data source eşittir DS nokta tables. Ha, burada dataset kullanmışız. Data table kullanmamışız. O zaman burada da dataset kullanalım. Data table değil, datasete çevirelim. Buraya da datasete çevirelim. Devam ediyor. Burası dataset olacak. Daha sonra da.fill parantez içerisinde dt ve son satıra ne yazıyor? Şuradaki komutumuz yazıyoruz. Data girdim veri kaynağına ds table 0 ifadesi gelecek. Tamamdır. Şurası dt olacak. Güzel. F5'e bastım. Bakalım başarılı bir şekilde çalıştırabilecek miyiz? Beraber görüntüleyelim. Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi yüklendi. View'e tıkladım. Bakın bu şekilde kategori ID ve görsel kısmı sorunsuz bir şekilde, yani bu son kısımda sorunsuz bir şekilde gelmiş oldu. Tamam mı? View'in kullanımı böyle. Normalde biz listeli dediğimiz zaman, bakın listeli dediğimizde burada join yok. Sadece select yıldız from ifadesi var. Ama view'e tıkladığım zaman bağlantıyı kapatmadığım için hata fırlattı bana. Şurada bağlantıyı kapatalım. Yeniden yanlış oldu. Clone it dedik. Orası close olacaktı. Durdurdum projeyi. Burası
Close olacak. Yeniden çalıştırdım. Yeniden çalıştırdığım zaman aradaki farkı daha net bir şekilde göreceğiz şimdi. Ya bunlar kolay şeyler yapacağınızı düşünüyorum ama ilk defa hani PostgreSQL'de veri çekme işlemlerini C Sharp üzerinden yapanlar için belki bir tık zor gelebilir. Ben çok zor olmadığını düşünüyorum. Bu kadar. Şimdi gelecek derste bir arama işlemi gerçekleştirelim. Tamam mı? Arama işlemi de önemli bir detay çünkü. Daha sonra fonksiyonumuzu oluşturalım. Kendi fonksiyonumuzu. Sonra trigger oluşturalım. Trigger'ları anlatayım burada. Ondan sonra dosya işlemlerine geçelim. Dosya nasıl yüklenir vesaire ona değinelim. Sonrasında yavaş yavaş toparlayalım artık. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.